Çağdaş Türk sanatının en seçkin eserleri Londra'da açık artırmaya çıkarıldı. Birbirinden değerli eserleri almak için birçok sanatsever yarıştı. İşte o müzayede. Türkiye son yıllarda gerek birbirinden başarılı sanatçıları, gerekse düzenlenen bienaller ve sanat etkinlikleriyle adından çok söz ettiriyor. Dünyanın sanat merkezlerinden en önemlisi Londra'da, Çağdaş Türk sanatının çok önemli isimleri çalışmalarıyla Sotheby's Müzayede Evi'nde görücüye çıkıyor. Dünyanın en önemli müzayede merkezlerinden Sotheby's Londra'dayız. Haber İngiltere ekibi olarak Londra'da Sotheby's'de düzenlenen Türk Çağdaş Sanatı Müzayedesi'ne konuk olarak kameralarımızla geldik. Burada birbirinden önemli Türk sanatçılarının 102 tane eseri bugün şu anda içeride düzenlenen açık artırmayla sanatseverlere, koleksiyonerlere sunuldu. Gerçekten ilgi büyük, heyecan büyük. Bakalım hangi resimler, hangi sanatçılar, hangi fiyatları alıcı bulacak? Beş günlük serginin ardından yapılan açık artırmada daha önceki seneler gibi büyük ilgi çekti. Müzayedede eserleri sergilenen sanatçılar arasında Burhan Doğançay, Mübin Orhon, Taner Ceylan, Selma Gürbüz, Bedri Baykam gibi Türk sanat dünyasının çok önemli isimlerinin eserleriyle birlikte genç sanatçıların da eserleri büyük beğeni topladı. Londra Sotheby's'de Çağdaş Türk Sanatı Müzayedesi açık artırması az önce içeride başladı. Gerçekten çok keyifli ve heyecanlı bir kalabalık var içeride ve az önce gördüğümüz üzere şu ana kadar satılan en önemli eserlerden bir tanesi olan Taner Ceylan'ın 1879 isimli tablosu tam 190 bin pound'a alıcı buldu. Sotheby's Orta Doğu, Hindistan ve Türkiye bölümü Çağdaş Türk Sanatı Müzayedesi yönetmeni Elif Bayoğlu, müzayede ile ilgili Haber İngiltere mikrofonlarına açıklayıcı bilgiler verdi. Eserler 1950'lerden günümüze gelen bir Türk çağdaş ve modern sanatın örneklerini içeriyor. Çok önemli sanatçıların eserleri bu müzayede içinde dahil. Mübin Orhon gibi, Burhan Doğançay gibi, Atilla Ansen, Selma Gürbüz, Taner Ceylan gibi ve bunun haricinde farklı farklı genç ve kendini artık oturtmuş olan sanatçıların eserleri var. Müzayede başlamadan önce başarılı iş kadını Leyla Alaton'la sanat üzerine kısa bir söyleşi gerçekleştirdik. Türkiye ile ilgili sanat anlamında gerek Türkiye'de düzenlenen sergiler, bienaller, gerekse Türk sanatçılarının yurt dışında büyük başarılara imza atıyor olması, bununla ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir? Çok büyük bir hızla geliştiğini düşünüyorum bu konunun. Hakikaten dünya standardında sanatçılarımız var ve önemli olan biz Türklerin değil, dünyadaki diğer sanatseverlerin bu sanatçılarla ilgileniyor olması, koleksiyonlarına onları katıyor olmaları bence daha da önemli. Yani dünya çapında sanatçılarımız olması bence çok önemli. Ve de bütün artık fuarlarda 4-5 tane Türk galerisinin olması çok sevindirici. Müzayedeye ilgi çok büyüktü. Türkiye'nin önde gelen galeri sahipleri ve iş dünyasının önemli isimleri müzayede salonundaki yerlerini aldıktan sonra başlayan açık artırmada heyecanlı dakikalar yaşandı. En yüksek fiyatı alıcı bulan eserler arasında Burhan Doğançay, Taner Ceylan ve Mübin Orhan'ın imzası var. Şimdi sizi mutfağıyla ünlü bir restoranta götürüyoruz. Öyle ki bu restorantı İngiltere'nin en meşhur isimleri düzenli olarak ziyaret ediyor. İşte o restoran. Şu anda Londra'nın en işlek sokaklarından bir tanesinde Shoreditch'teyiz. Ve Shoreditch'in en çok iş yapan restoranlarından bir tanesi bir Türk restoranı. Ama bu bildiğiniz Türk restoranlarından bir hayli farklı. Saf Restaurant 3,5 sene önce Londra'da açıldı. Ve pişirdikleri, sundukları yemekler gerçekten çok özel ve çok farklı. Özellikle sağlığına düşkün olan biriyseniz buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü yemeklerin birçoğu çiğ olarak servis ediliyor. Bir diğeri de 42 derecenin altında kurutularak pişiriliyor ki gerçekten menüde inanılmaz leziz yemekler var. Ve Saf Restoran 2010 yılında Londra'nın Evening Standard gazetesi tarafından en iyi vejetaryen restoranı seçildi. Dilerseniz restoran içine girelim. Şefimizle röportajımızı yapalım ve yemeklerin tadına bakalım.
Çiğ veya kurutularak pişirilen yemekleriyle ünlü restoran Saf'ın şefi ve mutfak sorumlusu Fatih Güven bize Saf Restorant'ın Londra hikayesini anlattı. Bundan 3,5 sene önce açıldı Saf Restorant Londra'da. İlk açılan restoran bu Shoreditch'teydi. Geçen sene ikincisini açtık High Street Kensington'da. Gayet başarılı gidiyor şu anda. Saf Restoran bildiğimiz Türk restoranlarına hiç benzemiyor. Çünkü buranın aslında belki dünyada da örnekleri, ilk örneklerinden bir tanesi bu türler. Biraz bize Saf'ın özellikleriyle ilgili anlatabilir misiniz? Tabii ki en çok sevindiren şey Amerika'dan insanlar Londra'ya gelip Saf'ta yemek yemek istiyorlar. Veya işte Amerikalıların geldiğinde ilk uğradıkları yer Saf. Çünkü Amerika'da çok büyük bir potansiyel var ve insanların hepsi raw food'u ve vegan food'un ne demek olduğunu çok iyi biliyorlar. Buraya geldiklerinde de zaten ilk buraya geliyorlar. Birbirinden ünlü müdavimlerinin olduğunu belirten Güven, restoranda Kyra Mike Knightley, Dido, Moby gibi isimlere her an rastlayabileceğinizi söyledi. Kimler geliyor özellikle İngiliz oyunculardan, sanatçılardan duyduğum kadarıyla çok popüler bir mekan. Çok sık gördüğüm Dido burada, o geliyor size. Başka Moby geliyor sürekli. O çok sık geliyor ve başka ismini bilmediğim bir sürü insan geliyor ve bana sürekli söylüyorlar işte bugünkü ünlü bir DJ var burada, bugün bir oyuncu geldi, bugün bir talk showcu geldi ve herkes son derece memnun, gayet güzel. Saf Restorant'ın yemek menüsündeki leziz tabakları Şef Fatih Güven hazırlarken büyük keyif alıyor. Kullandığımız ürünleri eğer taze sebzelerden bahsediyorsak zaten birebir kendim gidip alıyorum. İşte anlaşmalı olduğumuz organik çiftlikler var, onlardan gidip alıyorum. Veya işte gece yarısı markete gidip marketten alıyorum. Tek tek seçiyor sebzeyi. Çünkü mutfakta hiçbir şey 2 günlük veya 3 günlük yapılmıyor. Her şey sabahleyin geldiğimizde yapılıyor ve akşam satılıyor veya veriliyor müşteriye. Onun dışında ertesi gün aynı proses tekrar devam ediyor. Saf'ta aynı zamanda birbirinden sağlıklı içecekleri de tadabilirsiniz ki ben sizler için 3 tane seçtim ve denedim. Saf Restoran'da eğer sağlığınıza düşkünseniz sizler için menüsünde inanılmaz besleyici, inanılmaz derecede sağlığınıza yararlı içecekler var. Ben de şu anda onlardan birkaç tanesini deneyeceğim. Birkaç tanesini. Menüden Cubana Banana'yı seçtim. Cubana Banana bu. İçinde neler var diyecekseniz badem sütü var. Badem sütünü tamamen kendileri üretiyorlar. Nasıl ürettiklerini şefimizden öğrendim biraz önce. Çiğ bademi bir gece suyun içine bekletiyorlar. Ertesi gün bademi 1 litre suyla mikserde güzelce karıştırıyorlar ve bir süt elde ediyorlar. İçinde aynı zamanda kakao, muz, tarçın ve agav var. Bir tadına bakalım. İnanılmaz lezzetli, inanılmaz lezzetli. Bir diğer içecek, bu ikinci gördüğünüz, tamamen vitamin C vitamini bombardımanı. O portakal, lemon, grapefruit, ananas suyu ve rosemary var içerisinde. Tamamen bir C vitamini yüklemesi. Oh, inanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli. Ve diğer içecek de blueberry daiquiri. Onun içinde de blueberry, elma ve lime var. Son olarak da onu deniyorum ve sağlığıma sağlık katıyorum.